Merhabalar arkadaşlar, ben ekonomist ve gazeteci Erkan Öz. Hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir kez daha karşınızdayım. Arkadaşlar, bu bölümde konumuz Büyük Bankadan Şok Uyarı. Büyük Banka dünyaca meşhur Barclays Bankası ve yaptığı uyarı da açıkça şöyle: bono piyasalarının kurtulmasının tek yolu borsaların çökmesi. Ve Barclays analistleri müşterileri için hazırladıkları bir çalışmada, bir notta bunu söylüyorlar ve kastettikleri sadece Amerikan borsası değil, global olarak bütün borsalarda bir çöküş yaşanması gerektiğini, aksi halde global olarak bono piyasalarının kurtulamayacağını ifade etmişler. Neden bono piyasalarını kurtarmak istiyorlar? Öncelikle ona bakalım. Zaten bütün mesele arkadaşlar, eskiden beri anlatıyorum, yıllardır anlatıyorum. Asıl mesele bono piyasalarında dönüyor. 2008 krizinde 200 yılda 2008'e gelene kadar Amerikan Merkez Bankası yaklaşık 1 trilyon dolar baz para, Merkez Bankası parası üretmişti. Takip eden 14 yılda bunun 8 katını üretip piyasaya sürdüler. Bunu nasıl piyasaya sürdüler? Bono satın alarak piyasaya sürdüler. Çünkü kimse bu bonoları satın almıyor. İşte zaten bütün finansal piyasanın temelindeki sorun bu. Yani bonoların satın alınmaması. Emlak krizi olarak bu 2008'deki olay başladığı için önce emlağa dayalı bonoları satın alıyorlardı, menkul kıymetleri satın alıyorlardı. Şimdi de devletlerin çıkardığı bonoları, tahvilleri satın alıyorlar yoğun bir şekilde. Aksi halde finansal sistemde, devletlerde ayakta duramaz. Ama gelin görün ki enflasyonun patlaması nedeniyle 2022'den beri Amerikan Merkez Bankası da, dünyadaki büyük diğer merkez bankaları da çoğunlukla artık bono satın almıyor. Aksine satın aldıkları bonoları vade sonu geldiğinde ödemelerini alıp o paraları da yok ediyorlar. Buna da zaten dolar yakma, para yakma diyoruz. Ve süreç tam tersine döndüğü için de bono faizleri inanılmaz bir şekilde yükseliyor. Bono faizleri yükseldikçe o bonoların kendi değerleri eriyor. Çünkü bugün %5 faizle 10 yıllık bono çıkmış, Amerikan tahvili çıkmış. Ama siz seneler önce %1-2 faizle Amerikan 10 yıllık tahvili almışsınız. Bunu piyasada satmaya kalktığınızda tabii ki o, mesela 100 dolarsa onun değeri, o değerden artık alıcı bulamıyor. 80 dolardan, 70 dolardan alıcı bulabiliyor ve bu da o bonoları senelerdir ellerinde tutup bunlardan kar yazan bankaların, fonların, hedge fonlarının, emeklilik fonlarının ve bir sürü başka özellikle kredi oluşturan kuruluşların inanılmaz zararlar yazmasına neden oluyor. Bu da finansal sistemin temeli. Finansal sistemin temeli bu şekilde erimeye devam ediyor. Amerika'nın şu anda bu koşullarda daha az yeni bono piyasaya sürmesi gerekir. Aksine Amerikan ekonomisi çok kötü durumda olduğu için ve işte Biden hükümeti bunu kapatmaya çalıştığı için inanılmaz bir devlet harcaması yapıyor ve bunun için de sürekli daha da fazla borçlanmak zorunda. Geçtiğimiz hafta 4 Ekim tarihinde bir günde Amerikan devleti 275 milyar dolar borçlandı. Bu Türkiye ekonomisinin neredeyse 3'te 1'inden fazla, neredeyse yarısına yaklaşıyor. Bir günde 24 saat içinde bu kadar çok borçlanma senedi çıkardı. Öte yandan merkez bankaları bono almıyor. Amerikan devleti durması gerekirken çok daha fazla yeni bono piyasaya sürüyor ve yabancı alıcılar da piyasada yok. Özellikle en büyük iki yabancı alıcı Çin ve Japonya'ydı. İkisi de bono almıyorlar. Aldıkları daha önceki bonoları da satıyorlar. Bakın, Çin 2013-14'te zirve yapmış. Rezervlerindeki Amerikan doları miktarı, devletler rezervlerinde Amerikan dolarını daha çok bono tahvil olarak tutarlar. Çünkü oradan faiz kazanacak. Nakit olarak tutarsa faiz kazanamaz. Bu 2013-14'te 1.3 trilyon dolarla Çin'in tuttuğu dolar varlığı, yani bono tahvil varlığı zirve yapmış, rekor yapmış ve o tarihten bu yana sürekli düşerek şu anda 800 milyar dolarlara kadar inmiş durumda ve her ay Çin, bırakın yeni ekstra bono satın almayı, aksine elindekileri bile satıyor. Japonya'da keza öyle. Çünkü bu ülkeler ve buna benzeyen ülkeler şu anda dolar çok kuvvetlendiği için ve kendi para birimlerini ezdiği için bir yandan da piyasaya dolar satmak zorunda ve kendi para birimlerini satın almak zorunda. Bir de işin bu yönü var. Yani stratejik olarak Amerikan düşmanlığı yapmasalar bile kendi para birimlerini korumak için de bunu yapmak zorundalar. Eğer
siz bu 10 yıllık tahvili, 5 yıllık tahvili, 2 yıllık tahvili vadesi gelene kadar elinizde tutabiliyorsanız evet bir zarar yazmıyorsunuz. O vade geldiğinde Amerikan devleti ya da hangi devlet o bonoyu çıkardıysa o devlet size o parayı ve faizi ödüyor. Fakat eğer satmak zorunda kalırsanız, bir nakit ihtiyacınız olursa işte o zaman o zarara katlanmak zorunda kalıyorsunuz. Ve buna unrealized gain loss deniliyor. Yani daha gerçekleşmemiş zarar ya da kar. Gördüğünüz gibi şu dönemde, son yıllarda inanılmaz bir gerçekleşmemiş zarar var. Bir ara 700 milyar dolara kadar çıkmıştı Amerikan bankaları için. Ve bu zararın Amerikan bankalarının sermayesine oranı, şu anda bu oran %30'a kadar çıktı. Yani Amerikan bankaları ellerindeki bu tahvilleri nakit ihtiyacından dolayı satmak zorunda kalırlarsa sermayelerinin %30'a varan kısmı eriyor. İşte finansal sistemin temelinin erimesi dediğimiz olayın bir yönü de bu. Bir başka yönü de şu: bu tahvil ve bonolar, Amerikan doları cinsi olanlar, Amerikan doları dünyanın rezerv parası olduğu için dünyanın her yerinde kredi işlemlerinde teminat olarak kullanılıyor. Siz diyelim ki 100 birim değerindeki bir bonoyu teminat olarak gösterdiniz ve 100 dolar kredi aldınız ama sizin bononun değeri sonradan 80'e 70'e düştü. Kredi veren kuruluş bunu tamamlamanızı istiyor. Yani bu bononun yaptığı zararı tamamlamanızı istiyor ve bu da yeni kredi oluşumunu tabii ki zorlaştırıyor, yer yer imkansız hale getiriyor. Finansal sistemin temelinin erimesi dediğimiz olayın asıl önemli olan tarafı da bu. Bu ekranda gördüğünüz MOVE endeksi, herkes borsadaki VIX endeksini bilir. VIX endeksi korku endeksi demektir. VIX endeksi yükseldikçe borsa ciddi sorun yaşıyor demektir. Bunun bono piyasası için olanına da MOVE endeksi deniliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela şu zirve seviyeler 200 puana yakın. Long Term Capital Management'ın batması 1998'de. Bakın şurası 11 Eylül, burası 2008 krizi, burası 2020 krizi ve şurası da Mart ayında Amerika'da en son yaşanan bankacılık krizi. Hani herkesin aman çok bir şey yok falan dediği yer. Bakın aslında ne kadar önemli bir krizmiş. 2008'den sonra en çok bonolarda sıkıntının yaşandığı dönemmiş aslında orası. Ve şimdi 3 Ekim tarihinde bu MOVE endeksi yine ortalamanın bir standart deviasyonundan üzerine çıkmış. Yani yine tehlikeli bölgeye girmiş 3 Ekim tarihi itibariyle. Yükselmesi durumunda finansal piyasalardaki sıkıntı artıyor demektir. Hiç kimse bonolara satın almadığına göre Barclays mantıklı olanı söylüyor arkadaşlar. Yani bu bonoları satın alacak para merkez bankalarından gelmediğine göre başka nereden gelebilir? Bu kadar büyük para nerede var? Hangi piyasada var? Tabii ki hisse senedi piyasalarında var. Hisse senedi piyasalarından bu paranın çıkması, hisse senedi piyasalarının dünya genelinde çöküş yaşaması ancak bu bono piyasasını bu koşullarda kurtarabilir diyor Barclays. Geçen hafta JOLTS rakamları açıklandı Amerika'da, yani iş açılışları çok yüksek geldi ve cuma günü de istihdam verileri açıklandı. Bu da inanılmaz, beklentilerin iki katı neredeyse geldi. Bu hileli istihdam rakamlarını, çalışma rakamlarını daha önce ben sizinle paylaşmıştım nasıl hileler yapıldığını. Şimdi bu hileler eskiden borsayı yukarıda tutmaya yarıyordu fakat şimdi borsanın aleyhine çalışıyor çünkü iş gücü piyasası sağlam göründüğü sürece Fed faiz indirmeyecek demek anlamına geliyor. Hatta faiz arttıracak anlamına geliyor. Bu da bonolarda daha da kötü bir tablo oluşmasına neden olacak. Özellikle uzun vadeli bonolarda zararlar %45-50'leri bulmuş durumda. Finansal sistemin temelinde adeta bir dinamitin patlatılması durumuna getirilmesi anlamına gelecek. Şimdi bu hileli rakamlar işte borsaların aleyhine çalışmaya başladı. Cuma günü açıklanan istihdam rakamları beklentinin iki katını gösterse de geri planda gerçek rakamlara baktığımız zaman aslında tablonun çok kötü olduğunu görüyoruz. Bu cuma günü açıklanan bir sürü yeni iş ortaya çıkartıldı, yeni iş imkanı oluşturuldu denilen rakamlardaki bütün iş imkanları arkadaşlar part-time. Part-time birileri işe girdi diye buna iş buldu diye sayıyorlar. Efendim adam part-time iki tane iş bulmuş, bunu iki kişi iş bulmuş gibi sayıyorlar. Halbuki gerçek tablo full time joblarda, yani tam zamanlı işlerde, yani normal bildiğimiz maaşlı tam zamanlı, yani gerçekten iş olarak değerlendirebileceğimiz işlerde ve son 4 ayda baktığımız zaman resmi rakamlarda yine burada 692 bin kişinin full time işini kaybettiğini görüyoruz. Ve yine E.J. Anthony
bir ekonomist ve burada yaptığı bir incelemede şunu söylüyor. Diyor ki pandemi öncesi yani salgın öncesi trendlere baktığımızda aslında toplam iş gücü havuzunun 4,5 ila 5,5 milyon kişi daha fazla olması gerekirdi diyor. Yani bir yandan da sizin işsizlik oranını hesapladığınız bir iş gücü havuzu var. Mesela Amerika'da 330 milyon kişi varsa işte 160 milyon kişilik diyelim bir iş gücü havuzu var. Ve bu iş gücü havuzu içerisinde birileri iş arayıp iş bulamıyorsa siz bunu işsiz kabul ediyorsunuz ve işte işsizlik oranı %3,7-3,8 çıkıyor. Halbuki Anthony diyor ki aslında bu iş gücü havuzunun 4,5 ila 5,5 milyon arasında daha fazla olması gerekirdi salgın öncesindeki trendlere baktığımız zaman. Yani 4,5-5,5 milyon arası insan aslında iş aramaktan tamamen vazgeçmiş. O yüzden iş gücü havuzundan düşürülmüş. O yüzden işsizlik rakamları oranın yarısı kadar çıkıyor. Yani gerçek işsizlik oranının %6,3 ila 6,8 olması gerekirdi. Cuma günü ilk başta bu müthiş iyi rakamlar gelince piyasalar aşağı doğru gitmeye başladı. Borsa düşmeye başladı. Sonradan piyasa oyuncuları artık yukarı gitmek istedikleri için çok kritik seviyelerdeydi çünkü borsa 4200'ün altına 4175'in altına düşseydi hakikaten bütün dünya için çok ciddi yeni satış dalgası başlatabilirdi. Buradan yukarı gitmek istedikleri için bu sahte işsizlik rakamlarını onlar da kale almadılar ve çıkan inanılmaz ters sonuca rağmen yine piyasalar o günü çok yüksek borsalarda özellikle S&P 500 endeksinde çok yüksek sayılarda kapattılar. Birazdan göreceğiz. Öte yandan dünya genelinde durgunluk yeni safhaya girmeye başlıyor arkadaşlar. Şimdi biz Çin'den bahsediyorduk. Çin'deki ekonominin kötüleşmesinden bahsediyorduk. Bir de ASEAN ülkeleri var. Yani bunun içinde Vietnam var, Malezya var, Endonezya var ve o Çin'in güneyini oluşturan birçok ülke var. Filipinler vesaire. Bunlar aslında yeni Çin. Yani Çin sanayileşmeyi artık belli bir noktaya getirdi. Oradaki yaşam koşulları birçok işçi için düzeldi. Oradaki emek maliyeti de artık yükselmeye başladı. Fakat buralar yeni Çin, bu ASEAN ülkeleri. Çünkü buralardaki emek maliyeti hala çok düşük. Yani Çin'den bile ucuza üretim yaptırma imkanı var buralarda. Dünyanın yeni üretim merkezleri olma yolunda ilerliyorlar. Ve gördüğünüz gibi buralardaki PMI, üretim PMI'yı satın alma müdürleri endeksi de eksiye geçmiş durumda. Ve bu da dünya için tabii ki kötü bir gösterge. Öte yandan sürpriz bir şekilde Hamas örgütü tarafından İsrail'e karşı başlatılan görülmemiş saldırı piyasalardaki gerginliğin üzerine adeta tuz biber ekti. Hamas çok ciddi bir saldırı başlattı İsrail'e karşı. Bakın şurada haritada daha net anlamanız için gösteriyorum. Hamas militanları şu anda şuraya kadar İsrail'in içlerine kadar girmiş durumda. Bu yıldızlı yerlerde bombalanan, roket atılan yerler. Pazar günü itibariyle bu videoyu çekiyorum. Bu sabah gelen haberlerde Kuzey'den Hizbullah'ın da olayın içine dahil olduğu anlaşılıyor. İran'ın işin içinde olduğunu herkes zaten söylüyor. İran da kabul ediyor. Bu Orta Doğu'da gerilimin artması demek petrol fiyatlarını bunun yukarı doğru baskılaması demek. En azından hiçbir şey olmasa ki çok daha büyük olaylara gebe bu arada bu yeni olay silsilesi. Çünkü yüzlerce ölü var. Sayısı belli olmayan rehine var. İnsanlık adına tabii ki çok üzücü tablolar her iki taraf içinde. Fakat gördüğümüz bu yeni bir saldırı türü ve bu yepyeni jeopolitik olaylara yol açabilecek bir konu ve piyasalar için de belirsizlik demek en azından o açıdan da sıkıntının arttığını söyleyebiliriz. Bu arada 10 yıllık tahvil faizleri 3 Ekim'de 4.81 ile zirveyi gördü ve buradan bir miktar aşağıya geldi. Çok küçük de olsa bir alım hareketi yaşandı. Amerika'daki mevduatlarda bir artış oldu bankalarda. Fakat kredilerde düşüş yaşandı ve eski seviyelerin çok altında hala ekonomi için tehlike oluşturuyor. Amerikan bankalarının işte bu değeri düşen bonolarını eski değerinde Fed'e vererek iflastan kurtulmaları için açılan pencerede de herhangi bir iniş söz konusu değil. Demek ki acil durum burada devam ediyor. Her ne kadar yokmuş gibi davranılsa da. Ve Amerikan Merkez Bankası olayların üzerine benzin dökmeye devam ediyor. Geçen hafta yaklaşık 47 milyar dolar daha yaktı Amerikan Merkez Bankası. Ve bir yandan biliyorsunuz bizim için en önemli kriz göstergesi, krizleri 1,5-2 yıl önceden haber veren, ortalama 1,5-2 yıl önceden haber veren bu getiri eğrilerinin tersine dönmesi hadisesi. Getiri eğrileri işte 2022'nin başında
tersine döndü, dönüyordu. Buradan itibaren biz uyarılarımızı yapmaya başlamıştık ve şunu da söylemiştik geçmiş yayınlarımızda. Eğer getiri eğrileri tersine dönmüşse bu kriz işareti. Ama getiri eğrileri tekrar eski haline dönerse, hele de bunu sert bir şekilde yaparsa, bu da krizin yaklaştığı ya da sistemdeki sıkıntının arttığı anlamına gelir. Bu Mart ayında şöyle sıkı bir düzleşme, dikleşme yaşandığında bankacılık krizi Amerika'da meydana gelmişti ve görüyorsunuz Temmuz ayından bu yana tekrar bu getiri eğrisi 10 yıllık, 2 yıllıkta tekrar yukarı doğru gidiyor ve son özellikle de 20 Eylül'den beri çok hızlı bir şekilde yukarı doğru gidiyor. Bu da finansal sistemde stresin, baskının çok arttığını bize gösteriyor arkadaşlar. Çin geçen hafta tatildeydi. O yüzden Çin yuanı 7.30 seviyesinde bu şekilde kaldı. Bu hafta bakalım ne olacak? Tekrar yukarı gitmeye devam ederse piyasalar için, Çin için ve bütün dünya ekonomisi için kötü. DXY endeksi bir miktar daha belki geri çekilme yapabilir. Aslında şu anda tekrar yükselişe geçebilmesi için gerekli olan zemine oturmuş durumda. Yükselişe geçerse piyasalar için kötü olur. Petrol önemli bir satış dönemi geçirdi. Artık aşırı satış bölgesinde ve buradan 200 günlük ortalamasına ulaşmış durumda, 85 dolarlarda. Buradan bir miktar yukarı gitmesi artık daha büyük olasılık gibi görünüyor. 86,5'ları deneyebilir. 87-70'lere doğru bir harekette bulunabilir. Eğer aşağı doğru giderse de 81-70'lerde ilk durağı yer alıyor arkadaşlar. En önemlisi S&P 500 Amerikan Borsası Endeksi. Bu artık çok aşırı satış bölgesinden bir dip oluşturmuş ve yukarı doğru dönmüş gibi görünüyor. Bu 4200 ve 4175 arasındaki kritik seviyeye inmeden buradan yukarı gitmeyi ve tekrar 200 günlük ortalamanın üstüne kendini atmayı başardı. Şu dipteki kanalın tekrar içine girmeyi başardı. Fakat eğer 4330'ları ve 4400'leri ya da 4450'leri aşamazsa, yani 4450'de en son kalıp buradan tekrar aşağıya giderse, bu yine 4200-4175 bölgesini tehlikeli hale getirecek. Buranın altına inilmesi tekrar bir sıkıntı, bütün global piyasalarda sıkıntı anlamına gelecek arkadaşlar. Bitcoin'de de sakin bir seyir devam ediyor. 200 günlük ortalamanın üzerine atmayı başardı Bitcoin kendisini ve diğer piyasalarda adeta ne olacağını bekleme durumuna geçti. 28.300 aşılabilirse ya da 28.800'ler aşılabilirse daha olumlu konuşabiliriz. Aşağıda ise 200 günlük ortalama 27.000 önemini koruyor. Şu hattımız eskiden beri gelen 27.500, bunun altına düşülmesi iyi olmaz. 27.000'in altına düşülmesi de iyi olmaz. Özellikle sıkıntılı bölgede şu 25.000-25.200 civarında olan bölge. Altın çok ciddi satış yemişti ve adeta bir yine aşırı satış bölgesinden yukarı doğru gitmesi olasılığı yine yüksek. Altının önce aşması gereken yerler 1846-1856 gibi duruyor. Sıkıntılı bir durum olursa da 1804'lere doğru tekrar bir çekilme yaşayabilir. 200 günlük ortalamanın çok altında, çok aşırı satış olduğu için bir miktar yukarı gitmesi daha büyük olasılık. Aynı şey gümüş için de geçerli. 21.80'e doğru bir yeni hamle görebiliriz. Gümüşte de bu hafta Amerika'da çarşamba günü üretici enflasyonu açıklanacak ve aynı zamanda akşam saatlerinde saat 9'da Türkiye saatiyle geçen toplantıda Fed üyelerinin neler konuştukları açıklanacak. Burada sıkıntı çıkabilir çünkü burada Fed üyeleri çok daha uzun süreler faizleri yukarıda tutacaklarını söylemiş olabilirler toplantı içerisinde. Asıl önemli dönüm noktası da Perşembe günü Türkiye saatiyle 3.30'da Amerikan enflasyonu açıklanacak, tüketici enflasyonu. Ve burada eğer beklentilerin üzerinde veya bir önceki verinin üzerinde bir rakam gelirse, yani %3.7 bir önceki rakam, 3.89 falan böyle 4'e doğru bir rakam gelirse piyasalar için çok kötü. Çünkü bu Fed bir faiz artışı daha yapacak, yapmak zorunda kalacak anlamına gelebilir. Aksine düşük bir rakam gelirse de bu piyasaların rally yapmasına neden olur. Çünkü piyasalar aşırı satış bölgelerine gelmiş durumda son günlerde. Eğer o güne kadar, yani Perşembe'ye kadar çok yükselmezlerse
Perşembe günü düşük bir enflasyon rakamı piyasaların rally yapmasına neden olabilir. Fakat bu ralliler ne kadar kalıcı olacak? Özellikle şu S&P 500'deki seviyeler, yani 4450'yi geçebilecek mi? 4500'lere gelebilecek mi? Şu 4509'daki eski tepeyi aşabilecek mi? Eğer bu kadar kuvvetli olamazsa, tekrar aşağı dönüp bu 4200'leri aşağıya kırarsa, işte o zaman çok ciddi sıkıntıyla karşılaşabiliriz. Piyasalarda bu tip bir ortamda hangi tip stratejilerin, hangi tür taktiklerin uygulanabileceğine dair daha önce çok konuştuk. Bunların iyi bir toparlamasını bu videoda bulabilirsiniz 13. dakikadan itibaren. Tam da bu konuların konuşulduğu dakikalara bir link koydum. Şu anda seyrettiğiniz videonun açıklama kısmına, oradan direkt buraya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Strateji ve taktiklere ek olarak belki şu söylenebilir. 1929 tarzı bir depresyon meydana gelmesi olasılığına karşı da portföylerde bir kısım yedek cephane ayırmak gerekebilir arkadaşlar. Tercih edenler bunu da yapabilir. Şimdiye kadar YouTube kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlar, buradan abone olun ve şuradan bildirimleri açın. Böylece her yeni video yüklediğimizde size de haber gelmiş olacaktır. Videoları beğendiyseniz ve buradan bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız, bunları mutlaka sevdiklerinizle kendi sosyal medyanızda paylaşın. Bize videolara yorum yazın. Beğeniyorsanız videoyu like, beğenmiyorsanız dislike atın. Ve eğer piyasaları bizimle birlikte takip etmek istiyorsanız 2023 ve devamında, sadece YouTube'da değil özellikle Twitter'da da beni takip edin. Çünkü bazen video çekecek zaman olmuyor ve bazı önemli açıklamaları Twitter'dan da sizlerle paylaşıyorum. Özellikle sağlığınıza dikkat edin. Finansal sağlığınıza da dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.